Evet sevgili izleyiciler, Almanya'daki gelir dağılımındaki adaletsizlik zenginlerin lehine büyüyor, yoksullarınsa artık kaybedecek bir şeyleri kalmıyor. Almanya'daki gelir dağılımıyla ilgili hazırlanan yeni bir rapor, ülkedeki zengin ve yoksullar arasındaki uçurumu bütün çıplaklığıyla bir kez daha ortaya koydu. Rapor, zenginlerin daha fazla zenginleşirken yoksullarınsa gırtlağa kadar borçlandıklarını gösteriyor. Ama hükümet zenginlerin lehine yaptığı vergi reformu yetmezmiş gibi banka ve tekellere özel kurtarma paketleri hazırlamaya devam ediyor. Avrupa bugünlerde ekonomik krizle yatıp kalkıyor ama olan emeğiyle geçinenleri oluyor. Çünkü zenginlerin serveti artmaya devam ederken yoksul daha da yoksul hale geliyor. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan bir raporda ülkedeki özel servetin 2002'den 2007 yılına kadar 1 trilyon 1 milyar euro artarak 8 trilyon 55 milyar euroya çıktığı belirlendi. Araştırmaya göre mevcut servetin nüfusa eşit dağılması durumunda kişi başına yıllık gelirin 88 bin euro olması gerekiyor. Ancak servetin bölüşümü hiç de adil değil. Çünkü ülkenin en zengin %10'luk kesimi servetin %61,1'ine sahipken %70'lik bölümü ise ülkedeki servetin sadece %9'una sahip bulunuyor. Bu kesimin %27'sinin ise ya hiç serveti yok ya da borçlu durumda. Köln Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Profesör Doktor Butter Wege bu durumu bakın nasıl değerlendiriyor. Das hat sehr stark damit zu tun, dass eine Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik betrieben wird, die dem neoliberalen Konzept folgt. Man Uygulanan will eben ekonomi, finans ve Rentenzahlen vergi politikaları übereinstimmen, neoliberal indem man konsepte göre vor allem diejenigen, uyarlanıyor. die viel Sosyal verdienen, adaletsizliği Steuern sanki zahlen, auf der bilinçli anderen şekilde Seite werden körüklüyorlar. niedriglöhne Çok para kazananlar giderek arbeiten, daha az vergi öderken marginalisiert, düşük die ücretler es kaum möglich devlet machen, auch tarafından wirtschaftliche kurumsallaştırılıyor. Familien davon Öyle bir ernähren, was noktaya führt geldi dazu, ki dass bir die Schere çalışan zwischen Arm işçi und Reich immer weiter aldığı wird, maaşla dass die kendisini ve Ungleichheit ailesini weiter steigt. Das geçindirmekte hat natürlich zorlanıyor. enorme Konsequenzen für das Zusammenleben. Zenginlerle emekçiler arasındaki gelir dağılımındaki adaletsizlik, fakiri daha fakir, zengini daha da zengin yapıyor. Milyonlarca insan düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyor ve bunun sonucu olarak da yoksulluk içerisinde yaşıyor. Fadime Danışan, çalışmasına rağmen yoksulluk içerisinde yaşayanlardan sadece biri. Evimin durumunu gördünüz, 17 metrekare bir ev mesela. Benim 2 oda bir mutfak en azından eve ihtiyacım var. O evin kirası da 500 euro. En azından 500 euro soğuk, kat mite. Ondan sonra 500 euro da benim yememe giderse 1000 euro. Peki ben neyle gidip tatilimi yapacağım? Aylık 200 euro da artırmam lazım. 100 euro da aylık bizim çocukla mesela gezmemiz, üstümüz başımız her ay bir şeyler alabilmemiz için o lazım. Yani bir ayda benim 1300 euro gelirim olması lazım insanca yaşamak için. Maalesef en az. O da yok. Ben 700 euro maaş alıyorum. Almanya'da nüfusun %1'ine karşılık gelen en zengin tabaka ise toplam servetin %23'ünü elinde bulunduruyor. Zenginler grubundakilerin kişi başına düşen ortalama yıllık geliri son 5 yılda %10 artarak 817.181 euroya çıkmış. Araştırmayı yapan Ekonomi Enstitüsü'nün uzmanları, Almanya'daki gelir ve servet dağılımındaki uçurumun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini söylüyorlar. Borçlarla ilgilenen Kredit Reform adlı kurumda 2009 yılında kişisel iflasların %50 artarak 149 bine çıkacağı tahmininde bulunuyor. Yani ekonomik kriz, servet dağılımındaki adaletsizliği daha da arttıracak görünüyor.
Denn wenn die Bundesregierung zum Beispiel mit einem Konjunkturpaket versucht, die Wirtschaft anzukurbeln, dann wird sie das Geld, das sie dort in die Hand nimmt, Hükümet teşvik paketiyle durumu kurtarmaya çalışıyor. Ama bundan da en çok zenginler yararlanıyor. Zaten parası olana daha fazla para verince ekonomi düzelmez. 345 euro Hars 4 yardım alanların cebine daha fazla para girerse ancak o zaman daha fazla tüketim olur ve ekonomi canlanır. Ben sosyal bir politikanın mümkün olduğuna inanıyorum. Bunun için ama yoksullar, inisiyatifler, sendikalar ve partiler hükümet üzerinde baskıyı artırması gerekiyor. Bu yanlış gidişat ancak o zaman düzeltilebilir.